Merhaba arkadaşlar, Almanca Kolay'a hoş geldiniz. Ben Almanca öğretmeni Erhan Özdemir. Dersimizin konusu Die Nomen. Hazırsanız dersimiz başlasın. Arkadaşlar, Die Nomen isimler demek. Bu dersimizde sıfatları isme çeviriyor olacağız. Daha doğrusu cümlenin içerisinde bunu çok daha iyi bir şekilde tahlil etmiş olacağız. Dilerseniz ilk örneğimize bir bakalım. İlk örnek ne diyor? Wenn cümlesi neydi? Koşul cümlesiydi değil mi? Wenn man in einer Stadt fremd ist, ist man ein Fremder. Öncelikle bir anlamlandıralım. In einer Stadt, bir şehirde, fremd sein, yabancı olmak. Bakın bu sıfatımız. Ein Fremder, bakın bu da ismimiz. Fremd sıfatı ne olmuş arkadaşlar? Fremder olmuş. İsimleri ben Almanca nasıl başlatıyordum? Büyük harfle başlatıyordum, öyle değil mi? Dolayısıyla wenn man in einer Stadt fremd ist, bir şehirde yabancıysa insan, ist man ein Fremder, yabancıdır. Tabii güzel Türkçe'ye çevirdiğimizde yabancı yabancı diye kalıyor. Ancak Almanca'da demek ki kişi olarak yabancı dediğimizde Fremder dememiz gerekiyor. İkinci örneğimizle devam edelim arkadaşlar. Ein Mann mit türkischer Nationalität ist ein Türke. Ne diyor cümlemiz arkadaşlar? Ein Mann, bir adam, mit türkischer Nationalität, Türk vatandaşlığı olan değil mi? Şimdi burada mit denildiğinde ile birlikte anlamı doğuyor. Dolayısıyla biz bunu güzel Türkçe'ye çevirdiğimizde ne diyoruz? Türk vatandaşı diyoruz değil mi? Fark ettiyseniz burada arkadaşlar mit türkischer Nationalität bu şekilde yazılmış ufak harfle. Neden? Çünkü burada arkadaşlar küçük harfle yazılmasının sebebi sıfattan dolayı. Şimdi ben bu sıfatı isme çevirdiğimde isimler Almanca'da büyük yazıldığından, yani ilk harfi büyük başladığından dolayı ne oluyor? Ein Türke denildiğinde, Türk denildiğinde demek ki ein Türke, buradan bir erkek kastedilmiş oluyor değil mi? Şimdi üçüncü örneğe baktığımızda eine Frau mit türkischer Nationalität. Bakın aynı bu sefer bir kadın için geçerli. Türk vatandaşı bir kadın nedir? Türktür diyecek olursak ne diyeceğiz? Eine Frau mit türkischer Nationalität ist eine Türkin. Demek ki burada ne oluyor arkadaşlar? Erkek Türk için Türke, kadın Türk için de Türkin dememiz gerekiyor. Dördüncü örneğe baktığımızda Leute, die bei einem Unfall verletzt wurden, sind verletzte. Evet, bakın burada tabii şuraya bir virgül de koyabiliriz. Şöyle de yapabiliriz pekala. Şimdi insanlar, değil mi? Leute demek, die bei einem Unfall verletzt wurden. Evet, bir kazada, değil mi? Yaralanmış insanlar, yaralı diyeceğiz, değil mi? Çoğul olarak ele aldığımızda yaralılar diyecek olursak, bakın buradaki verletzt değil mi? Dolayısıyla bunu neyi çevireceğim arkadaşlar? Verletzte, yani yaralılar demiş oluyorum. Ve sonlandırıcı ne olmuş oluyor arkadaşlar? Dolayısıyla verletzte şeklinde yorumlamış oluyoruz. Beşinci örneğe baktığımızda eine Frau mit blonden Haaren ist eine blonde. Evet, bir kadın mit blonden Haaren, sarı saçlı değil mi? Sarışın diyeceğiz şimdi. Sarı saçlı bir kadın sarışındır diyecek olursak eine Frau mit blonden Haaren ist eine blonde. Demek ki blonde sarışın. Mit blonden Haaren, sarışın saçlar deniliyor Almanca'da. Tabii güzel Türkçemizde ne diyoruz? Sarı saçlı diyoruz değil mi? Dolayısıyla mit blonden Haaren, bakın buradaki blonden neyi dönüşüyor isimde? Blonde şeklinde ifade edilmiş oluyor. Altıncı örneğe baktığımızda Personen zwischen dem 14. und 18. Lebensjahr sind Jugendliche. Yani kişiler 14. ve 18. yaş değil mi? Aralığındaki kişilere ne diyoruz? Genç diyoruz. Dolayısıyla genç, Jugendliche değil mi? Gençler diyecek olursak Jugendliche şeklinde yorumlanmış oluyor. Yedinci örneğe baktığımızda zwei Menschen, die sich verliebt haben.
Sich verlieben neydi? Aşık olmak demekti. Sind verliebte. Bakın iki insan birbirine aşıksa bunlar aşıktır. Tabi Türkçe'de biraz şey geliyor, komik geliyor kulağa ama burada verliebt sein, değil mi? Ya da die sich verliebt haben, değil mi? İşte birbirine aşık olmuş olanlar aşıktır diyecek olursak sind verliebte. Demek ki bakın buradaki çoğul olarak ele alındığında ne oluyormuş? Verliebte olarak ele alınması gerekiyormuş. Ve son örneğe baktığımızda eine Frau die reist ist eine Reisende. Bakın bir kadın, reisen neydi? Seyahat etmek demekti. Dolayısıyla seyahat eden kişi anlamına gelen eine Reisende, ne diyebiliriz? Yolcu diyebiliriz ya da seyahat eden kişi şeklinde. Hani ben birebir vermeye çalışıyorum ki arkadaşlar yanlış yapmamak adına. Demek ki reisen seyahat etmek demek. Dolayısıyla seyahat eden kişi anlamına gelen ve bu bir kadınsa eğer eine Reisende şeklinde yorumlanması gerekiyormuş. Dilerseniz bu cümlelerin şöyle bir üstünden bir geçelim arkadaşlar. İlk örnek ne diyor? Bu bir koşul cümlesi değil mi? Wenn cümleleri neydi? Koşul cümleleriydi. Wenn man in einer Stadt fremd ist, eğer ki bir şehirde yabancıysa kişi, ist man ein Fremder, kişi nedir? Yabancıdır diyor cümlemiz. Dolayısıyla bakın buradaki fremd ne olmuş? Fremda şeklinde yorumlanmış oluyor. Yabancı, demek ki kişi olarak yabancı neymiş? Fremda olarak niteleniyormuş. İkinci örneğe baktığımızda ein Mann mit türkischer Nationalität, bir erkek değil mi? Ve neyle? Türk vatandaşlığı olan birisi, bir erkekse ist ein Türke, demek ki ne oluyor arkadaşlar? Türke şeklinde konuluyor. Yani onun arkasına değil mi o Türker şeklinde demememiz gerekiyor. Çünkü diğer türlü yanlış yaparız. Demek ki erkeklerde Türk erkek ne oluyormuş? Türke şeklinde yorumlanması gerekiyormuş. Aynı şekilde 3'e baktığımızda arkadaşlar eine Frau mit türkischer Nationalität, bir kadın, Türk vatandaşı olan bir kadın ist eine Türkin, demek ki Türk vatandaşı olan kadın ne oluyormuş arkadaşlar? Türkin diye niteleniyor. Dolayısıyla in takısını alıyor ki değil mi? Bunu özellikle de şeyde görmüştük, hatırlayacak olursanız çok çok önceleri meslekler konusunda görmüştük değil mi? Ne oluyordu? In takısı alıyordu. Dördüncü örneğe baktığımızda arkadaşlar Leute, die bei einem Unfall verletzt wurden, sind verletzte cümlesine baktığımızda bei einem Unfall, bir kazada diyor arkadaşlar. Bir kazada verletzt wurden, yaralanmış insanlar yaralıdır diyecek olursak sind verletzte. Demek ki arkadaşlar bakın oradaki verletzt sein neye dönüşüyor? Verletzte, değil mi? İsim olarak demek ki ve çoğul olarak ele alındığında birden fazla diyecek olursak demek ki die verletzte değil mi demiş oluyoruz. Beşinci örneğe baktığımızda eine Frau mit blonden Haaren ist eine blonde cümlesini görüyoruz. Bir kadın sarı saçlı dediğimizde bakın burada arkadaşlar mit blonden Haaren saçları, bakın Almanca'da burada çoğul olarak karşımıza çıkıyor. Dolayısıyla sarışın saçlarla olan şeklinde çıkıyor. Tabii ki güzel Türkçe'de öyle demiyoruz. Ne diyoruz? Sarı saçlı diyoruz. Dolayısıyla mit blonden Haaren şeklinde Almanca'da ifade ediliyor. Ve oradaki mit blonden Haaren demek ki sarışın şeklinde ifade edecek olursak ne oluyormuş arkadaşlar? Burada bir kadın kastediliyor. Sarışın. Dolayısıyla ne olacak bu? Eine blonde, bu durumda eine Frau mit blonden Haaren ist eine blonde demiş oluyoruz.
Personen zwischen dem 14. und 18. Lebensjahr sind Jugendliche. Gerçekten de bunun araştırmasını yaptım internette. Dedim ki gençliğin bu yaş aralığı nedir diye baktığımda. Tabii bu birazcık daha bir ergenlik çağı olarak da ele alınabilir arkadaşlar. Çünkü Jugendliche işte ergen şeklinde de ifade edilebiliyor. 14 ve 18 yaş olduğunu araştırdım. Sizinle burada paylaşmış oluyorum. Demek ki 14 ve 18 yaş aralığındaki insanlara demek ki genç deniliyormuş. Yani bunun Almanca karşılığı Jugendliche. Bu durumda Personen zwischen dem 14. und 18. Lebensjahr sind Jugendliche demiş oluyoruz. Tabi burada sıralama sayılarına da dikkat etmemiz gerekiyor. 14, 18 demememiz gerekiyor. Öyle değil mi arkadaşlar? Zaman zaman söylüyorum, hatırlatıyorum ama gene hatırlatmakta fayda var. Bir derste bir şey işleniyorsa ve o dersin içeriğinde farklı bir konu anlatılıyorsa arkadaşlar, temel konulardan birisi ise bu, mutlaka o ilgili ders videosuna gidelim ki bunun sağlamasını yapmış olalım. Dolayısıyla daha emin adımlarla ilerlemiş oluruz. Ona mutlaka dikkat edelim diyelim diyorum arkadaşlar. Ve sonraki örneğimizle devam edelim. Zwei Menschen, die sich verliebt haben, sind verliebte. İki insan, değil mi? Sich verlieben, bakın bu da refleksif bir fiil. Aşık olmak demek. Sind verliebte. Bakın buradaki verliebt, aşık olmak. Ne olmuş arkadaşlar? Aşıklar şeklinde ele alacak olursak demek ki verliebte olarak karşımıza çıkıyor. Bu durumda zwei Menschen, die sich verliebt haben, sind verliebte demiş oluyoruz. Son örneğimize baktığımızda arkadaşlar, eine Frau, die reist, ist eine Reisende. Demek ki reisen değil mi? Neydi arkadaşlar? Seyahat etmek demekti. Dolayısıyla bakın ne olacak bu reisen? Reisende şeklinde ifade edilecek. Bu durumda eine Frau, die reist, ist eine Reisende demiş oluyoruz. Dilerseniz bu cümleleri arkadaşlar doğru telaffuzuyla tekrarlayalım. Wenn man in einer Stadt fremd ist, ist man ein Fremder. Wenn man in einer Stadt fremd ist, ist man ein Fremder. Ein Mann mit türkischer Nationalität ist ein Türke. Ein Mann mit türkischer Nationalität ist ein Türke. Eine Frau mit türkischer Nationalität ist eine Türkin. Eine Frau mit türkischer Nationalität ist eine Türkin. Leute, die bei einem Unfall verletzt wurden, sind Verletzte. Leute, die bei einem Unfall verletzt wurden, sind Verletzte. Eine Frau mit blonden Haaren ist eine Blonde. Eine Frau mit blonden Haaren ist eine Blonde. Personen zwischen dem 14. und 18. Lebensjahr sind Jugendliche. Personen zwischen dem 14. und 18. Lebensjahr sind Jugendliche. Zwei Menschen, die sich verliebt haben, sind Verliebte. Zwei Menschen, die sich verliebt haben, sind Verliebte. Eine Frau, die reist, ist eine Reisende. Eine Frau, die reist, ist eine Reisende. Bir dersimizin daha sonuna geldik arkadaşlar. Bu dersimizde dinom konusunu görmüş olduk. Sonraki dersimizde görüşmek üzere diyorum. Hoşça kalın. Tschüss.